Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bitli Köfte 2'nin 29. bölümüne hoş geldiniz ve yanımda Ash var. Hello. Merhaba. İşte senin catchphrase'in merhaba olacak. Tamam. Ve şunlar nedir diye soracak olursanız, bu arada... Tabii böyle bir saçmalık oluyor. Tamam. Şunlara baktığımızda glass fiber cable görüyoruz. Peki bunlar fasad, bunu biliyoruz. Peki bunlar ne? Bunlar construction foam. Sizin için bilerek bir tanesini yerleştirmedim. Şu şekilde craft ediliyorlar. Clay dust, redstone, coal dust ve herhangi bir su kaynağı. Ve şu şekilde kabloya sağlıklıyoruz. Bunu normal bir yere de koyabilirsiniz. Herhangi güzel bir inşaat malzemesi olarak kullanılabilir. Ve bunun kurumasını bekliyoruz. Bu kuruduktan sonra böyle bir hale geliyor ve bunun daha da güzel bir yanı, boyayabiliyoruz. Bunun için tabii ki de paintbrush lazım. Daha doğrusu painter lazım. Wool. Tamamdır. Ve bu wool'u renklendirmemiz lazım. Evet, bu şekilde renklendiriyoruz. Ve bu şekilde sağ tıkladığımızda siyah oluyorlar. Tabii şunları beyaz yapacağım. Şimdi bir siyah yaptım da göstermek için de. Ash, sen şu an ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Ben şu an TARDIS'in şeyini kopyalıyorum. Da kağıt kalmadı. Ben emlak işine girdim ya hani. Evet. Ash bundan sonra server içerisinde sürekli ev yapıp satacak. Aynen. Tabii Ash'le birlikte büyük bir projemiz de var. Workshop'a şehir yapmak. Evet. Ya çok müthiş olur eğer yaparsak. Başlarız yakında. Kağıt. Şunu ben bir bitireyim. Lanet bitmedi. İlla ikinci bir tane daha yapacağım değil mi? Sağlık olsun. Wool. Ve... Iron. Ardından da... Bond. Mesela eş oluyor mu? Olmuyormuş. Ne yaptım ben? Fog color black. Eş sen olmuyormuşsun renklendirme için. Renksiz. Gri çıkmıyor mu ondan? Çıkmıyormuş. Beyaz yerine light gray mi yapsaydım? White clear modifiers. Hadi bakalım. Yalnız bunun beyaz hali bayağı hoşuma gitti. Şaka maka. Evet. Bu arada unutmadan... bu glowstone illuminator'ların nasıl renklendirildiğini soracak olursanız herhangi bir renklendiriciyle, mesela Inkscape'le onlara sağ tıklayın. Renkleniyor otomatik olarak. Onun dışında 4 tane daha MFSU ekledim buraya. Ve Blast Furnace'larımıza şu monitörleri ekledim. Bu sayede 237 tane tungsten, 359 tane alüminyum ingot, 159 tane titanyum, 2520 led, 2872 silver, 41 krom. Bunların olduğunu görebiliyoruz. Evet. Ve bugünkü projelerime gelecek olursak. Bugünkü projelerimin bir kısmı maalesef bu dünyada değil. Forestry Age'imde. Öncelikle bana bir level emitter. Link book. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Centrifuge'lar lazım. Çünkü
4 tane daha al bir yere ekledim ve bu yüzden elimde 4 tane yeni komp var. Bunun dışında shard da var. Dur. Arka plandan çocuk sesi mi geliyor? Aa, o sanırım. Evet. Kapamına gerek yok, o kadar çok değil. Ha, tamam. Can do it. Bunun dışında... Cable. Köfte, ben notebook'a age yazdım da ben onu nasıl geçiriyordum kitap halinde? Öncelikle bookbinder'a bir tane link panel koyuyorsun, ardından da direkt notebook'la tıklıyorsun o noktaya. Şimdi bunun dışında başka ne lazım? Baslar. Tamamdır. İki, üç, dört. Centrifüjler gelin. Gördü da renklendirme. Bir dakika. Yok, çözemedim ben bunu. Neyi? Notebook içine koydum, link panel var şu an. Hı. Ama sağ tıkladığımda direkt hani notebook'un içi açılıyor. He. Onu ben kitap haline, descriptive book'a çevirmem gerekiyor. Evet, sağ ya da sol, neye sağ ya da sol tıklıyorsun? Efendim? Neye sağ ya da sol tıklıyorsun? Bookbinder ne bu? Bookbinder'ın içindeki siyah nokta var ya, oraya, siyah bölge. Notebook var. Hı hı. Evet, gördüğünüz gibi bu redstone üretiyor ve energy drop üretiyor. Tabii bunu geri dönüştüreceğiz sadece. Bu normal bal üretiyor. Static comp... Dur, static comp... Static comp neyi üretiyordu? Pardon, enerji drop'u bu üretiyordu. Redstone da üretiyor. Ama... şu da redstone üretiyor tabii. Rocky ise normal... Evet, bu şekilde bunları da dizdik. Sırasıyla bu diamond üretiyor, bu redstone üretiyor, bu platinum üretiyor ama henüz üretmemiş, bu hiçbir şey üretmiyor. İki, üç, dört, beş, altı. Tabii hızlı üretmesi. Tabii bir tane daha arım vardı benim. Onun mutasyonu tamam. Onun mutasyonu tamamlanmadı. Evet. Şimdi. Evet. Platinum elde edilmeye başlandı. Neyse, şimdi bugünkü projelerimizden birinin kalanını halledelim. Öncelikle Dikkat, giriyorum. Nereye? Kendi eğicime. Ha. Diyorsun ki lag olacak. Evet. Evet, oldu bile. Bir saniye, bir slash tps. Ya tamam, lag hemen geçti. Evet, şimdi wireless. Receiver, rare receiver. Ardından da bir tane ne lazım? Ne lazımdı sana? Ne lazımdı? Ha, redstone bir tane.
No seas. Çünkü direkt aktarıp aktarmayacağına emin değilim. Efendim? Crystal block. Crystal block buldum. Ha. Page. Sen kaçsın? 542. O zaman senin adını değiştirelim. Oil. Set name. Tamamdır. Sen... Sistemde 64 tane bu oil propolis biriktiğinde redstone sinyali ver. Ocean oil filled biome buldum. Kağıt. Aa güzel. Dark lightning. Glowstone block. Evet öncelikle... Ah. Çok yanlış yerden. Şu aşağıdaki lever'ları kıralım. Tabi bu zaman alacak. Tabi şu şekilde yapmadığım sürece. Oops. Hemen geliyorum. Tamamdır. Evet. Evet. Buradaki yapacağımız şeyi basitçe açıklayalım. Buradan gelecek olan redstone sinyali. Redstone. Tabii bir üstte olması gerekebilir belki. Evet, bir üstte olması gerekiyor lanet şeyin. Vanilla redstone'un bu tarz huylarından nefret ediyorum. Nasıl yapabiliriz? Neyse normal stone koy. Evet, ve redstone'umuzu koyalım. Evet. Tamamdır. Ve mis gibi çalışıyor. Bu sayede sadece sistemde fazlalık oil olduğu takdirde şuradan kullanmaya başlayacak. Diğer türlü normal fuel oil propolisleri fuel propolisleri kullanacak. Evet, kullandığımız yöntem basitçe bu. Burayı hallettiğimize göre sırada ne var? Bakalım. Sırada ne olması lazım? Şimdi bu neden benim elimdeydi? Age biraz sapıttı galiba. Tamam, düzeldi artık. Şimdi burada başka işlerimiz daha var. Öncelikli olarak, evet, bu yeni kom. Ya sende mutasyona uğra bir artık. Evet, gördüğünüz gibi burada şöyle bir şey yaptım. Aslında drones olsun bu. Evet, drones. Item'lar aşağıdan sisteme gidiyor, drone varsa buraya gidiyor. Bunun bize sağlayacağı şey ney? Tabii şimdi drone'lar buraya gidiyor. Peki bize ne lazım?
Gene pool. Gene pool basitçe şu şekilde craft ediliyor. Bunun için bu lazım. Neydi senin adın? Casing. Evet. Apiaris Machine için tabii ki de... Tardis'e gidip geçmemiz lazım. Evet, sonunda bu da olmuş. Ne oldu? AI sisteminde enerji yok. Tebrikler. Demek ki Nether'ı kurutmuşum yani. Ama gerçekten bir gelip görmen gerekiyor orayı. İlginç. Nether'a da bir ev yapabilirim aslında. İsteyen olursa. Eş ve evleri. Evet, inanmıyorum gerçekten. Nedir mi kurutmuşsun? Evet. Dümdüz olmuş. Hemen tamamen şey yani. Smooth stone her taraf. Ah. Ah eş, ah. Öyle ki kapkaranlık olmuş lav olmayınca. Kapkaranlık bir nedir? Au au au. Ve gene pool'umuzu hazırladık. Evet, gene pool'u nereye yerleştirelim? Şu oyun içine yerleştirebiliriz. Şunun baltasını nerfleyeyim ben. Evet, şimdi bana neler lazım? Enerji Tesseract. Bunun dışında... iki item Tesseract. Ve biraz pipe lazımdı. APR's pipe. Şimdi siyah any b, mavi anything. Ayrıca bir de enerji tesseract. Şimdi seni ayarlayalım. Oh, çok yanlış bir şey yaptım. Ne yaptın? Zombi pigmentlere saldırdım. Tebrikler. Gönder. Sen de bunu ayarlan. Receive only. O zaman biraz da bu tarafı kurutalım. Olabilir. Normalde bunları önceden iki deli kült tesseract ver. Bu sistemde kullandığım tesseract sayısının haddi hesabı yok he. Çok lazım oluyor ama ya gerçekten. Yep. On only, send only, dur, en son 12'yi kullanmışım, 13, aman Allah'ım, 13 tire, şurada bir zombi pigman var, üstünde power armor var ama fisti de var. He, senin armorunu kopyalamış olabilir mi? Olabiliyor mu öyle bir şey? Evet olabiliyor.
ve lever. Ve DNA'nız buraya boşalıyor. Şimdi karşı tarafa geçip bir tank yapmam lazım. Şu arayı da bir kontrol edeyim. Hala mutasyon tamamlanmadı. Lanet şey. Daha ne yapıyorsun? Daha ne arası yapıyorsun? Neresi arı yapıyorsun? Arı, şimdi o bir arı. Kuantum. Kuantum. Onlar ne yapıyorlar? Her türlü kuartsı. Wow. Sen neredesin? Şu an Tardis'te misin? Şu an Tardis'teyim. Bir yanına gelsem ben gene kayboldum. Gel. Hadi bir dakika, şurada portal olacaktı. Ha. Dur. Tamam. Tank malzemelerimizi de aldık. Ve yeni tankımızı yapmaya başlayalım. Valla. Yeni tankımız hazır. Peki sana ne gelecek? Receive only DNA. Evet. Sıvı DNA'mız artık buraya geliyor. Ve yeni bir yeni bir item tesseract'ımız daha var. Bunun için kullanacağız diye soracak olursanız. Emi condenser için. Şimdi emi condenser için bence burası gayet uygun bir nokta. Receive only to condensator. Tabi kondensatörü karşı tarafta unuttuk. Karşı taraftan kastım eski. Or world. Evet, kondensatörümüz burada. Data cluster alalım. Ve bunu da alalım. Ve TARDIS'imize geri döndüm. Ben şimdi burayı ne yapacağım? Emi kondensatörümüzü koyalım. Search cluster'ımızı da koyalım. Ve mis gibi yaşayalım. Tabii şimdi başka ne olacak? Arayıcımda bir şey daha yapmam gerekecek. Şu arkadaşın içini boşaltmak gibi. Şey. Obsidian pipe'm var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Hepsini tek tek 50 kondensatörüme atacağım. Ya da obsidian pipe mi yapacağım? Sence? İyi fikir. Ben de düşünüyordum. Madem workshop'un oraya şehir yapacağız. Ben öyle bir emlak bürosu açayım. Bütün şeyleri de evleri de böyle link book olsun. Evet. Eski evimi bir gezelim. Sırasıyla size Obsidian Pipe'ın ne işe yaradığını gösterelim. Tabii ki de öncelikle Coin of Fortune'u kapatmam lazım.
Evet, gördüğünüz gibi direkt pipe sistemini atıyor. Pipe sisteminden şuralardan geçip önce buraya sığmaya çalışıyor. Oradan sığamadığı için de mesela şuradan da atabilirim. Tabii öncelikle bir inventory'yi boşaltayım. Şey şimdi sana da gerek yok, sana da gerek yok. Siz ikiniz de gidebilirsiniz. De, hay ben senin gibi arıyı. Evet. Şuradan değil de şuradan atarak daha net gösterelim. Gördüğünüz gibi çok belli olmuyor ama belli oluyor gene. Buraya gidiyor ve yandaki Tesseract'a giriyorlar. Çünkü aşağıya gidemiyorlar şu an. Aşağısı komple dolu. Aşağısı DNA üretmekle meşgul. Neyse, çoğu bitti. Ben bunları hemen yapıp geliyorum. Ve bitti. Vuh. Artık indexer'ımız tamamen bomboş. Indexer'ı başka işler için kullanacağız. Ve bu arı oldu mu? Olmadı. Tamam, sinirlenmiyorum. Sinirlenmiyorum. Elimizde başka bu var. Buradan seni de bir şekilde kondensatöre yollamalıyız. Çünkü sen hiçbir işime yaramıyorsun. Ama sizler yarıyorsunuz. Buradan seni şöyle gönderelim. Diamond şartlar içinse bir mak yapalım. Diamond şartlar için. Evet. Ya dur, bu cihaz, bu sistemde maka ihtiyacım olmayacak. Ah, neydi senin adın? Yalnız bunu da artık Autocraft'a öğretsem çok süper olabilir. Chest crafted. İnanmıyorum, village buldum. Ne güzel. Nerede buldun? Senin evin biraz ilerisinde. Benim evin? Şu... Eski evin? Evet. Benim ev deyince bir an. İçinde Misscraft evi de var. Ama yok, biri bulmuş sanırım, önünü kapatmış. Tamamdır. Şimdi... Şema... ve interface ve bus. Evet. Ve cable. Sana diamond shard gidecek.
Buraya... Bir saniye. Ha, dur. Bunun için o zaman buna ihtiyacım yok. Bunun için çok daha mantıklı bir seçenek mevcut. O da... Packager. Bunun dışında tabii ki de şu bası kullanmam gerekecek interface yerine. Bunun autocrafting'ini nerede yapalım? Şurası... Şimdi de yer bulamıyorum. Şurada yerin dibinde yapalım. Evet. Aslında bir tane lazım. Neden bu kadar kazdım? En ufak bir fikrim bile yok. Şurayı kazsam çok daha mantıklı olabilir. Gel gelelim şurayı temizleyelim. Ve sana diamond şartlar gitsin. Ve elmasımız üretiliyor. Elmaslarımız. Bakalım bu kadar şarttan ne kadar elmas çıkacak. Bir hız yardımı edelim. Evet. 14 elmas çıktı. Elmasları da şöyle yollayalım. Tamamdır. Ve ben bir süreye bakıp geliyorum. Evet, süremiz dolmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Eş, sen de bir şeyler söyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.